Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlarım, çok kıymetli büyüklerim, abilerim, ablalarım, hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Bugünkü melodika dersinde sizi Çanakkale türküsü ile tanıştıracağım. Çanakkale türküsü nasıl çalınır, ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar, Çanakkale türküsü adlı esere başlamadan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Parmak numaraları ile alakalı. Bakın, sağ elimi görüyorsunuz. Sağ elimin baş parmağı 1 numara, işaret 2 numara, orta 3, yüzük 4, serçe 5 numara arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun bu konuda. Şimdi Çanakkale adlı eserde A bölümü var, B bölümü var. Hemen dersime başlıyorum. Arkadaşlar, notalar ekranlarınıza paylaşıyorum şu anda. Bakın, tartımlar çok önemli. Tartım bilgisi çok önemli. Şimdi A bölümünün birinci ölçüsünde yarım vuruşluk bir es, çeyrek vuruşluk iki tane nota, yarım vuruşluk bir nota ve iki tane de çeyrek var. Yani böyle düşünmeyeceğiz, şunu yapacağız. Birinci ölçüde, A bölümünün birinci ölçüsünde es kara, Ankara tartımı var. Es de es demenizi istiyorum. Bakın, dinleyin lütfen. Parmak numaralarda yazılı. Şimdi birinci ölçüm şu. Es. Bakın, es. Mi 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 re. Bir daha bakın. Es. Son kez. Es. Evet, ikinci ölçüye geçiyorum arkadaşlar. İkinci ölçüde Ankara Karaman var. Buradaki mi de bemol işareti var. Lütfen dikkat edin. Şu. Bakın. Bir daha bakın lütfen. Peki, üçüncü ölçüye geçiyorum. Karaman Gelibolu. Üçüncü ölçüdeki mi de bemol. Dikkat edin arkadaşlar. Şu. Bakın. Karaman Gelibolu. Bakın. Peki arkadaşlar, dördüncü ölçüye geçiyorum. Ankara Gelibolu. Dördüncü ölçüdeki mi doğal, natural. Dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. La, la, sol, si, do, re, mi. Şu. Peki devam edeyim. Beşinci ölçüde Ankara ve Gelibolu tartımları var arkadaşlar. Şu. Bakın. Evet, altıncı ölçüde iki vuruşluk bir la var arkadaşlar. Şu. Evet, gördüğünüz gibi la'ya basacağım ve uzatacağım. Şu. Evet arkadaşlar, A bölümünü bitirdim. Şimdi bir birleştireyim, dinleyin lütfen. 3, 4, es. Dönüş var. Es. Evet arkadaşlar, dönüş olayını şöyle size bir anlatmak istiyorum. A bölümünün 6. ölçüsünün sonunda bakın iki tane nokta var üst üste. Bu başa dön anlamına geliyor arkadaşlar. Başa dönüp iki defa çalmam gerekiyor. Şimdi tempoyu biraz düşük tekrar çalacağım arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. 3, 4, es. Es.
gördüğünüz gibi arkadaşlar A bölümü bu şekilde hemen B bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar B bölümünün birinci ölçüsünde es kara tat fa. Dinleyin lütfen. Es. Evet bu. Bir daha dinleyin. Es. Bir daha es. Peki B bölümünün ikinci ölçüsünde Ankara Ankara var arkadaşlar. Burada bir fa diyez işareti var. Lütfen fa diyeze dikkat edin. Şu. Bakın. Bir daha göstereyim. Peki arkadaşlar, B bölümünün 3. ölçüsü Ankara Gelibolu. Buradaki fa yine gördüğünüz gibi diyez, dikkat edin. Şu. Bakın arkadaşlar. Son kez. Evet, B bölümünün son ölçüsünde 2 vuruşluk bir re şu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi B bölümünü bitirdim. B bölümünün sonunda yine dönüş var. Nereye? B bölümünün başına arkadaşlar. Ne yapacağım? B bölümünü şimdi size 2 defa dönüşüyle birlikte çalacağım. Bir dinleyin lütfen. 3, 4, es. Es. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar B bölümünde bu şekilde bitirmiş oldum. Ama size bir daha çalacağım B bölümünü dönüşüyle birlikte biraz düşük tempo. Lütfen nefeslere dikkat edin arkadaşlar. Tek nefesle ölçüleri, bölümleri daha doğrusu bölümleri bitirmeye çalışmayın. Ölçü çizgilerini de istediğiniz yerde çok sık olmama koşulu ile nefes alabilirsiniz. Şimdi B bölümünü size bir daha birleştireceğim. Dinleyin lütfen. 3, 4, es. Es. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bundan sonra trafik nasıl ilerliyor arkadaşlar? Tekrar 2 defa A bölümünü çalmam gerekiyor. Lütfen bir dinleyin. Es. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar nefes konusunda size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Melodika çalarken özellikle aralarda dolu dolu nefes alamazsınız arkadaşlar. Çiçek koklar gibi böyle evet hızlı bir şekilde nefes alırsınız ve devam edersiniz. Şimdi eseri bitirdim. Ne yapacağım arkadaşlar? Size baştan sona çalacağım. 3, 4, es. Es.
Es. Es. Es. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lütfen eseri güzel güzel çalışın arkadaşlar.